Gençler merhaba, 10. sınıf, 1. dönem, 2. yazılılara hoş geldiniz. Barış Hocanız sesi kısık, çatallı, maalesef bu şekilde. 9. sınıftaki arkadaşlarımızın da çekimini yaparken bunu belirttim. 11. sınıfınkilerde de belirteceğim muhtemelen. O yüzden genel anlamda kusuruma bakmayın. Şimdi, özellikle 10. sınıfın eğer yazılısı baştan sona olacaksa birinci videoyu da takviye halinde izleyin. Ama yok hocam biz kaldığımız yerden sorumluyum diyen şanslı tayfadansanız zaten bu videoda olabildiğince detaylara girmiş olacağım. Kazanım temelli elbette ki Milli Eğitim Bakanlığı son güncellemelerinde nasıl ve nerelerden soru sorulması gerektiğini söylüyor ve biz de ona göre yazılıları hazırlıyoruz. Evet hazırsanız başlıyorum. Şimdi iki n iştir. 6 kromozomlu bir hücrenin kromozomların en belirgin olduğu evre. En belirgin olduğu evre neresi duracağım? Tabii ki metafaz evresi. Hemen şuraya metafaz yazıyorum. Siz istediğiniz yere yazabilirsiniz. Kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıktığı evre. Hangi evre hocam? Anafaz evresi. Ama çizerek açıklayın hocam. Şimdi iki n iştir. 6 kromozomlu bir hücre. Şöyle metafaz evresinde 2 3 4 5 6. Hocam tabii biz şu anda kazanıma göre mitozu açıklar kısmında olduğumuz için mitoz bölünmenin şeklini çizdik. Ama iken eşit 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz 1'ini çizmemiz istenseydi hadi o da bonus olsun. Şöyle karşılıklı 4 5 6 olacaktı. Hocam kromozom sayısını nasıl sayıyorduk? Onu bir daha söyler misin? Sentromer sayıyorduk. Ortadaki noktayı sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Kromozomların en belirgin olduğu evre metafaz evresidir hocam ve kardeş kromatitler birbirinden ayrılacağı için anafaz evresinde yani bir sonraki evreye baktığımız zaman şöyle kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak ve Madem sentromer sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kromozomlu yapı gözlenecek. Kromozomların geçici olarak iki katına çıktığı evre anafaz evresidir. Mayozda o zaman anafaz 2 olacak çünkü kardeş kromatitler ayrılıyor. Peki güzel. Mitotik evre nedir? Çizerek açıklayınız. Aslında her şeyi şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Ne demiştik? G1, S, G2. Hocam bak burası interfaz evresi. İnterfaz evresini yazdın. İşte hücrenin yaşadığı evre. Tamam güzel. Ama mitotik evre bak şurasıdır. Şurası mitotik evre. Bu mitotik evrenin bir karyokinezi var. Yani mitozu var. Demek şurası karyokinez yazabilirsiniz. Mitoz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Bir de sitokinez var. Demek ki hocam mitotik evre dediğim şey aslında mitoz ve sitokinez. Bizim mitoz dediğimiz şey ise demek ki neymiş? Karyokinez yani çekirdek bölünmesi. Ve tüm her şeyi düşündüğümüzde mitotik evre artı interfaz bir tane hücre döngüsü olacak. Böyle bir yeni soru tipine artık alışın. Mesela mitotik evrenin mitozunda ne görülmez? DNA işlenmesi. Ben mitoz bölünmede DNA işlenmesi görülür görülmezi sormadım. Mitotik evreyi sordum. Mitotik evre eğer karyokinesse, profaz, metafaz, anafaz, telofazsa DNA interfazda işlenir hocam. Bunlarla ne alakası var deyip soruyu çözeceksiniz. Şimdi bu sıfır biyoloji kitabından alınan bir görsel sürekli bana şu soru soruluyor. Hocam 2N nedir? En nedir? Bunları ben nasıl anlayacağım? Bir şekil verildiğinde onun 2N mi en mi olduğunu nereden bileceğim? Bak eğer bir resimde mesela şunu ele alalım. Her bir şekilden iki tane varsa bu ikendir. Çünkü biri anneden, diğeri babadan gelmiştir. Ve çizgiden iki tane, yuvarlaktan iki tane, P'den iki tane, üçgene benzeyen şu yapıdan ya da büyüktür küçüktür işaretinden iki tane var. Demek ki bu iki an kromozomu. Peki kaç tane kromozomu var? Vallahi hocam sentromer sayacağım. Nasıl yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peki diğerlerini yapalım. Değil mi? Diğerlerini yapalım. Hocam her şekilden bir tane var. n. Kaç kromozom? 1 2 3 4. Hocam her şekilden iki tane var. 2n. 1 2 3 4. Hocam her şekilden iki tane var. 2n. 1 2 3 4. Gördünüz mü? Yani kromozom saymak sentromer saymaktır. 2n n ise aynı şekilden kaç tane var ona bakmaktır. Böyle bu şekilde bir soru sorulacaksa da yani sorulabilecek en zor sorusu da bu olacaktır. Partenogenez nedir? Arılarda gerçekleşen partenogenez ve normal döllenme olayını açıklayınız. Partenogenezin tanımı şudur. Yazalım. Döllenmemiş döllenmemiş yumurtadan döllenmemiş yumurtadan birey oluşmasıdır. Nasıl yani hocam? Şöyle Şimdi elimizde yumurta ana hücresi var. Bakın. Bu yumurta ana hücresi mayozla yumurtaya dönüşüyor. Ve bu yumurta eğer döllenmeden bir birey meydana getiriyorsa ki erkek arı oluyor. Çünkü erkek arılar en kromozomlu. İşte şurası partenogenez oluyor. Demek ki döllenmeden bir yumurtanın gelişmesi ve bir birey meydana getirmesi partenogenez. Zaten hocam eğer bir erkek arı en kromozomsa spermleri ne ile meydana getirir? Mitozla. Çünkü en kromozomlu bir şey mayoz geçiremez. E bu yumurtayla sperm de dölleniyorsa döllenmeli en kromozomlu dişi arılar meydana gelir o dişi arılar eğer polenle beslenirse işçi, arı sütüyle beslenirse kraliçe olur. Kraliçe üretkendir, işçi arılar ise kısırdır. Yani şurası partenogenez değil. Partenogenez burası bakın. Sadece burası. Şimdi erkek arılar mayoz sonucu oluşmuş yumurtalardan meydana geldiği için birbirlerine benzemezler. Çünkü sonuçta Burada kaç tane yumurta oluşacaksa artık bilmiyorum. Sürekli mayoz geçirdiğini düşünün. İki anne hücrelerin mayoz geçirdi dört tane. Mayoz geçi dört tane. Sürekli arttığını düşünün. Ama tek bir erkek arının oluşturacağı spermlerin birbirinin aynısı olması beklenir. Çünkü spermler ne ile oluşuyormuş? Mitozla oluşuyormuş. Tamam. Peki güzel. Normal döllenme olayını açıkladık. Ve burada... Kalıtımda özellikle modifikasyon denilen bir şey öğreneceksiniz. Modifikasyon genlerin ifadesinin değişmesi. Burada normalde aynı genler var. Ama siz bunu arı sütüyle beslediğinizde kraliçe oluyor. İşte polenle beslenirse işçi oluyor. Bu da modifikasyon oluyor. Yani genlerin yapısı değil, işleyişi, ifadesi değişiyor. Eşey ana hücrelerindeki kromozom sayısı 2 eşittir 8 olan bir canının mayozu sırasında oluşturacağı yapıları hesaplayınız. Şimdi bir kere tetrat için ben seni öğrettim. Tetrat en kromozomdur. Tamam. Tetrat en kromozom. 2 en eşittir. 18 ise en eşittir 9. Tetratı bulduk. Neden hocam? Şimdi bak. Bir tetrat 2 kromozom değil miydi? Kaç tane kromozom var bunun? 18 tane hocam. E o zaman bak 9 tane tetrat oluşturuyor. Peki anafaz 1 evresindeki kromozom sayısı? Yani hocam daha anafaz 1 değil. Anafaz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Hı. Hmm. Yani onu kocaman bir gösterelim. Şöyle bir gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 hocam çizeceğim mi ya bak. 17 18 şu şimdi ne olsun? Metafaz olsun. Metafaz bir. Homolo kromozomlar karşılıklı dizildi. E hocam Allah aşkına şimdi sen anafaz 1'de homolo kromozomların şu şekilde 9 tanesini yukarı 9 tanesini aşağı çekeceksin. Ama hala bir hücrenin içerisinde kaç tane var? 18 tane kromozom var hocam. Daha bunlar sitokinezle birbirinden ayrılmadı ki. Metafaz 2 evresindeki kromozom sayısı. Hocam metafaz 1'de zaten homolog kromozomlar karşılıklı diziliyor. Metafaz 2'de de o 9 tane kromozom bu şekilde yan yana dizilecek değil mi? İşte 1'den 9'a. En eşittir 9 kromozom metafaz 2 evresi olacak. Güzel. Anafaz iki evresi peki? Hmm şimdi bak. Anafaz mitozun anafazıyla mayozun anafaz ikisinde kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı için kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyor. Çünkü kromatitler birbirinden ayrıldığı anda bunların her biri bir kromozom kabul ediliyor. Değil mi? Evet hocam. O zaman bak ne oluyor. Şu kardeş kromatit buraya bu kardeş kromatit buraya gelirse yani kardeş kromatitler birbirinden ayrılırsa işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 yukarı, 9 aşağı 18 tane kromozom sayılır. Geçici olarak sayılır ama sonuçta sayılır. Tamam? Peki. Eşeyli üremede çeşitliliği sağlayan temel olayları ve eşeyli üremenin eşeysiz üremeden üstünlüğünü yazarak açıklayınız. Şimdi bir kere eşeyli üremede çeşitliliği temelde Mayoz mayozun içerisinde çünkü ne var? Homolog kromozomların rastgele ayrılması ya da eğer olacaksa bir de ekstradan crossing over. Hocam crossing over olmak zorunda değil ama değil mi? Değil. Tetrat sinapsı görürsün ama crossing over'u görmek zorunda değilsin. Ama eğer hocam bir şeye eşeyli üreme diyorsan aslında kimin kesin olması lazım? Döllenmenin yani döllenme varsa bir şey eşeyli üreme deriz. Tamam? Hani eşeyli üreme mayoz ve döllenme temellidir. Doğru. Ama bakın yukarı. Partenogenez bir eşeğsiz üremedir. Fakat içinde mayoz görünüyor. Demek ki bir şey eşeğili üreme demen için mayozun görülmesi tek başına yetmiyor. Döllenme de olacak. İşte üreme üremede çeşitliği sağlayan temel olaylar mayoz ve döllenmedir. Çünkü döllenmede hangi spermin, hangi yumurtanın dölleneceğini bilmiyorsun. Orada büyük bir olasılık mantığı var. Ve eşeyli üremenin eşeysizden üstünlüğü de oluşabilecek işte varyasyon yani çeşitliliktir. Çünkü en güçlü genler bir araya gelir. Her seferinde aslında bunun olması beklenir. Dolayısıyla oluşacak her yavru anne ve babasından en güçlü genleri alacağından dolayı ortama adaptasyon ihtimali daha çok artar. O yüzden eşeğili üremenin eşeği süremeye en önemli üstünlüğü ki şuraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Oluşacak yavrunun ata canlının en güçlü özelliklerine sahip olmasından dolayı adaptasyonunun daha kuvvetli olmasıdır. Çünkü biz ortama uyum sağlayan canlıların hayatta kalacağını biliriz ve en güçlü uyumu sağlayan, en iyi şekilde uyumu sağlayan nesline devam ettirecek. Tamam. Eşeğsiz üreme de çünkü siz sürekli aynı özellikleri koruyorsunuz. Var olan özelliği koruyorsunuz. Tamam kısa zamanda çok sayıda birey oluşuyor. Karşı cinse ihtiyaç duyulmuyor. İşte tohum vesaire gibi şeyler yok eşeğsiz üremede. Var olan özellik korunuyor. Evet bu da eşeğsiz üremenin eşeğli üreme üstünlüğü. Ama yarın öbür gün şartlar değiştiğinde, iklim değiştiğinde, toprağın yapısı değiştiğinde, hava değiştiğinde vesaire değiştiğinde ne olacak? o en eski ata hali hayatta kaldığı için hala siz en eskiyi çoğalttığınız için bir yerde bir adaptasyon problemi ortaya mutlaka çıkacak. Şimdi geldim kalıtımın esaslarına. Gördüğünüz gibi kazanımlara göre soruları hazırladım arkadaşlar. Mendel genetiğindeki baskınlık ve benzerlik ilkelerinden bahsediniz. Şimdi lütfen bağımsız açılım ilkesi olsun işte izotipi kanunu yani benzerlik ilkesi baskınlık ilkesi bunlara hakim olun tamam mı? Ha hocam bu karışıyor diyorsanız da hemen kalıtım videosunu Mendel yani 20 dakikalık bir video çarpı 2 de hızlı bir tekrar edin. Şimdi baskınlık ve benzerlik ilkesi aslında aynı yerden çıkıyor. Biz diyoruz ki parents yani anne ve babayı düşündüğümüzde parents. Şimdi mantık olarak diyelim ki şu anne olsun. Şu da baba olsun. Şimdi bu annenin oluşturacağı gametler büyük A, babanın oluşturacağı gametler küçük A. Dolayısıyla F1 filial F1 dölünde bu ikisi yan yana geldiğinde bakın ne oldu? Baskın olan fenotipte kendisini gösterdi. Çünkü Mendel ne diyor? Baskın Homozigot durumda da heterozigot durumda da kendisini gösterir. Çekinik karakter ise yalnızca homozigot durumda fenotipte etkisini gösterebilir. Benzerlik ilkesine peki hocam? İşte bu F1 dölünde oluşabilecek bütün yavrular her seferinde ne olacak? Büyük A küçük A olacak. Başka bir şey çıkmayacak. Bu işte Mendel'in benzerlik ilkesidir arkadaşlar. Hem baskınlık çekinikliğe vurgu yaptık burada hem de benzerlik ilkesine. Yani iki tane bireyi homozigot şekilde seçtiğinizde birisi homozigot dominant birisi homozigot resesif. Bunların oluşturacağı gametlerin her seferinde bir araya gelmesi her seferinde baskın fenotipin ve birbirinin aynısı olan fenotiplerin ortaya çıkmasına neden olacak. Şimdi geldim monohibrit ve dihibrit çaprazlamaya. İşte mono hibrit çaprazlamayı şuradan alabiliriz mesela. Buradan öteye götürebiliriz. Mono hibrit aslında F1 çarpı F1'dir. Mono tek, hibrit de melez. Bakın tek karakter bakımından melez bir birey var. A karakteri. İşte bunu renk olabilir, tohumun konumu olabilir, çiçeğin yapısı olabilir. Tek bir karakter. Bunu çaprazladığınız zaman oluşacak F2 dölü, filial, bakın şu şekilde bir sonuca sahip olacak. Yani Fenotip ayrışım oranına baktığınızda 3 büyük A 1 küçük A yani 3'e 1'lik bir oranı olacak. Genotip ayrışım oranına baktığınızda ise 1 tane büyük A büyük A, 2 tane büyük A küçük A, 1 tane küçük A küçük A şeklinde genotip olacak. Genotipleri söylerken iki harfi de söyleyeceksiniz arkadaşlar. Fenotip A. Tamam bu fenotipi A olan kişinin genotipi nedir? A A mıdır? Büyük A küçük A mıdır şeklinde. Tamam? Temel bilgilerimizi oturtursak en azından ilerleyen zamanlarda soya ağaçlarını da rahat bir şekilde çözeriz. Şimdi geldim dihibrit çaprazlamaya. Dihibrit adı üstünde iki karakter bakımından. Yani mesela A karakteri ve B karakteri olsun. İşte birisi renk olsun, birisi tohum buruşuk mu düz mü olsun. Bunun çaprazlanması. Yani F1 çarpı F1 yapacağım. Ve sonuç itibariyle F2'leri bulacağım. Şimdi hocam buradaki çarpımı biz punet karesiyle yaparsak fenotip ve genotip ayrışım oranlarını da rahat bir şekilde görürüz. Özellikle fenotip ayrışım oranı orada çok değerli. Şimdi bakın. Bu kişinin oluşturacağı gamet büyük A büyük B. Çünkü birinci ile birinci birinciyle ikinci bakın. Ya da küçük A büyük B. Küçük A küçük B. Şimdi bunun bir tablo olduğunu hayal edelim. Tamam mı? Şöyle. Bir de şunun oluşturacağı gametler. Hocam yine büyük A büyük B birinci ile birinci. Büyük A küçük B birinci ile ikinci. Küçük A büyük B ikinci ile birinci. Küçük A küçük B ikinci ile ikinci. Ve ne oldu? Şuraları daha düzgün bir şekilde size çizeyim. Evet. Hocam bunlar bir araya geldiği zaman şu şekilde. Mesela kalemin rengini mavi yapalım şurada. Hocam bak burası AABB olacak. Hiç üşenmeden hepsini yazacağım arkadaşlar sizin için. Çünkü bir şeyi kanıtlamam lazım burada. Sonra da pratik yolunu size söylerim. Öğretirim daha doğrusu. Şöyle hemen azından mantığın nereden geldiğini anlamış olursunuz. Şimdi bu Punet karesi tabii. Punet karesi müfredatta var. Böyle bir ifade var. İşte çaprazlanmayla oluşabilecek e, genotipleri yazıyoruz. Evet, bitmek üzere. Güzel. Şimdi bakın. Kaç tane yazdık? 4, 8, 12, 16. Değil mi? 16 tane. Peki bunların fenotip ayrışım oranına baktığımızda şöyle bir oran çıkacak. 9 3 3 1. Hocam bu ne? Bir kere bunları toplayın 16. 9 tane büyük A büyük B fenotipli birey. Gerçekten öyle mi ya? Hocam bir bakalım mı? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. 9 tane büyük A, büyük B fenotipi. 3 ne hocam? Büyük A, küçük B fenotipi. Hmm. Ona da bakalım. Kalemin rengini değiştirelim. Büyük A, küçük B. Büyük A, küçük B. Büyük A, küçük B. 3 tane. Bu ne hocam? Küçük A, büyük B fenotipi. Küçük A, büyük B. Küçük A, büyük B. Küçük A, büyük B. Bu da tamam hocam. Şu ne? Küçük a küçük b fenotipi. Bak. Ve o 1 bölü 16. Gördünüz mü? 16 kare 1 bölü 16. Yani şöyle bir soru sorsa dese ki dihibrit çaprazlama sonucu bir insanın ya da bir canlının küçük a küçük b fenotipli olma ihtimali kaçtır? Şimdi buradan 1 bölü 16'yı gördük. Tablo mu çizeceğiz her seferinde? Hayır hocam şunu yapacağız. Diyeceğiz ki eğer böyle bir çaprazlama soruluyorsa bize A'ları ve B'leri kendi içerisinde çaprazlarım. A, A küçük A küçük A şöyle. B, B, B küçük B, B küçük B, küçük B küçük B. Küçük A fenotipli gelme ihtimali 1 bölü 4. Küçük B fenotipli gelme ihtimali 1 bölü 4. Bağımsız olaylar çarpılır 1 bölü 16. Genotip de sorabilirdi. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B genotipli olma ihtimali. 1 bölü 16. Başka hocam. Mesela büyük A, küçük A, büyük B, küçük B genotipli olma olasılığı. Büyük A, küçük A. 1 bölü 2. Büyük B, küçük B. 1 bölü 2. Böyle bir genotipe sahip olma olasılığı. 1 bölü 4. Baskın fenotipli olma ihtimali. Hocam şunlar baskın. 3 bölü 4. Şunlar da baskın. 3 bölü 4. 9 bölü 16. Gördünüz mü arkadaşlar? Hani bunların hepsinin çıkış mantığı aslında Punet karesidir. Ve bizim burada 9331 dihibrit fenotip ayrışım oranı olduğunu bilmemiz çok kıymetli. Çünkü öyle sorular soracaklar. İşte 9331 ayrışım oranına sahip çaprazlama için hangisi doğrudur? Ha hocanız bunu zorlaştırmak için şöyle yapabilir. 9331 demez. 897, 291, 280, işte 76'lık bir oran çıktı. Bak bu 9, 3, 3, 1. Kat sayı. Tam sayı olmak zorunda değil. Genetik analiz yapıyorsunuz sonuçta. Bu şekilde ne yaptık? Dibrit ve monohibrit çaprazlamayı da göstermiş olduk. Şimdi genotipi bu şekilde olan bir bireyde tüm genlerin bağımsız olduğu durumda ve büyük A, büyük B, küçük C, küçük D, büyük E genlerinin bağlı olduğu durumda meydana gelebilecek gamet çeşit sayısı. Şimdi bütün gametler birbirinden bağımsızsa daha doğrusu bütün genler birbirinden bağımsızsa şu şekilde çizilebilir. Tamam. Ve bu şekilde çizildiğinde bağımsız genlerin öyle crossing overla alakalarının olmadığını çünkü burada crossing overlık bir şey yok. Bağımsız hocam bunlar. Ne yani A ile A yer değiştirse ne olur? O yüzden 2 üzeri n'den bunu hemen hesaplarsınız. n burada heterozigot sayısı. Bakalım hocam bu heterozigot, bu heterozigot, bu heterozigot, bu heterozigot. 4 tane heterozigotum var. 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşur. Şimdi eğer genleri bağlarsanız yani bir kromozom üzerine birden fazla genin olması ve kendisinin verdiği nedir? İşte büyük A, büyük B, küçük C, küçük D, büyük E. Hemen karşısına bakalım. Küçük A ne verdiysek onu yazacağız karşısına büyük B, büyük C, büyük D, küçük E. Şimdi böyle bir durumda sorumuz şudur. Crossing over var mı? Crossing over yok mu? Eğer yok diyorsa hocam sadece bir tane heterozigotu alırsın. Sonuçta bunu ortadan ikiye böldüğünde oluşacak gametlerden bahsediyorsak bir tane heterozigotu alman yeter. Doğru mu? O zaman 2 üzeri 1'den iki çeşit olur. Ama crossing over varsa kural neydi? Ne kadar heterozigot varsa hepsini sayacaksın. 1 2 3 4 2 üzeri 4 16. Şimdi bağlı olmak aslında teorik olarak hani matematiksel ifadeleri değiştiriyor değil mi? Ben size şöyle bir soru soracağım. Bir tane daha yapalım. Hani kağıdın üzerine alabilirsiniz notunuzu. İşte şöyle şu şekilde olsa mesela bambaşka bir şey yazdım arkadaşlar. Buradan bana işte kaç çeşit gamet oluşur diye sorarsam siz diyeceksiniz ki hocam sonuçta burada bir tane bağlı bile olsa crossing over var mı yok mu sorusunu sormanız lazım. Crossing over yoksa hocam buradan bir tane terizgot alabilirim. Bunlar zaten heterozigot. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten 16. Crossing over varsa ne kadar heterozigot varsa hepsini alırım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5'ten 32. Aslında crossing over varsa işimiz kolay. Ne kadar heterozigot varsa hepsini al. Yoksa bağlı olanlardan bir tanesini alacaksın. Unutma. Tekrar söylüyorum. Derste bunlarla ilgili çok fazla soru çözdük. Eğer hala aklına yatmayan bir şeyler varsa lütfen hızlı bir şekilde tekrar et. Tamam. Bir özellik bakımından eş baskın olan iki alele sahip bir bireyin kendileştirilmesiyle oluşacak bireylerin fenotip ve genotip ayrışım oranı. Şimdi bir özellik bakımından eş baskın. Mesela A ve B kan gruplu, AB kan gruplu bir birey olduğunu düşünün. Bu AB kan gruplu bireyin bu şekilde kendileştirilmesini soruyor bize. Şimdi Çaprazladığımızda AA, AB, AB ve BB oluyor. Şimdi bakın eş baskınlıkta genler birbirine tam baskınlık gösteremez. Tam üstünlük gösteremez yani. O yüzden onları beraber söyleriz. İşte hangi kan grupluyum? AB kan grupluyum. A mı B mi? AB. İkisini beraber söylüyorsun. O yüzden bunların fenotip ayrışım oranına baktığında 1A, 2AB, 1B kan grubu. Genotip ayrışım oranına baktığında 1 AA, 2 AB, 1 BB. Yani genotip ayrışım oranı fenotip ayrışım oranına eşittir. Tamam mı? Uzun yoldan şöyle bir soru sorabilir mi? Fenotip ayrışım oranı genotip ayrışım oranına eşit olan çaprazlama için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? %99 sana neyi soruyor? Eş baskınlığı soruyor. Bir de burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu 1-2-1 mantığında Şimdi hocam bak. 1 2 1'i biz bir yerde daha yazdık. Monohibrit çaprazlamanın genotip ayrışım oranı da 1 2 1. Eş baskınlığın da genotip ayrışım oranı 1 2 1. O yüzden genotip ayrışım oranı 1 2 1 olan çaprazlama için diye cümleye başlarsa hocanız o zaman hem eş baskınlığı hem de monohibritin çaprazlamasını düşüneceksiniz. Hocam çok zor değil bak. Temel şeyleri yaptın, temel şeyleri öğrendin. Ondan sonra bunları modifiye edeceksin. Bir de son olarak bir formülden bahsediyor okul kitabı. Bir karaktere etki eden 5 farklı alel. Bunlar birbirlerine üstün. Tamam. Bu alellerin oluşturabileceği genotip ve fenotip çeşit sayılarını hesaplayalım. Genotip çeşit sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2. Ama bu formül diploid kromozomlu canlılarda görülür. Tamam Yani biz bu canlının diploid kromozomlu olduğunu düşünüyoruz en alel sayısı. Kaç alel var? 5 tane. 5 çarpı 6 bölü 2'den ne oldu? 5 kere 6 30 bölü 2'ye 15 tane oldu. Hocam peki fenotip? Ya kaç tane alel varsa o kadar fenotip. A1, A2, A3, A4, A5. Ya A1'e benzersin ya A2'ye ya A3'e ya A4'e ya A5'e. Tamam. Hocam burada şöyle bir modifikasyon yapabilir hocam. Gider mesela bunlardan bir tanesinin arasına bir eşitlik koyar o eşitlik şu formülü etkilemez. Yani genotip çeşidi kaç tane yazarsın? N çarpı N artı 1 bölü 2 yine. Ama fenotipi etkiler. Neden? Çünkü burada şöyle bir şey olacak. Hocam A4, A4, A5, A5. Bir de bir dış görünüş A4, A5 olacak. Çünkü bunlar birbirlere eş baskın. O zaman fenotipte eğer eşitlik varsa eşitlik kadar artı 1 koyun. Tamam bu çok böyle hipotez aslında böyle bilimsel bir şey olmadığını söyleyebilirim ama en azından hani testlerde orada burada çıktığı için böyle bir şey yapılabilir. Ben burada bir A dedim. Hocanız bir de B karakteri yazabilir. Der ki işte B1, B2, B3. A ve B için beraber kaç farklı genotip çeşidi yazılabilir diye bir soru sorabilir. O zaman bunu da ayrı 3 kere 4, 12 bölü 2, 6. Bu da 15'ti zaten. 6 çarpı 15 vansu olaylar çarpılır ne yaparsınız? 90 dersiniz. Bu şekilde de hani modifiye edebilir. Tamam. Hocam C karakteri de koymuş. Tamam o da n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunlarla çarparsın. Şeklinde ne yaptık? Bakın eş baskınlık, eksik baskın özür dilerim eksik baskınlık fen liselerinde var. Şimdi fen lisesi öğrencilerim de hocam eksik baskınlığı anlatın diyecek ama onu arkadaşlar kazanımlarda diyor ki ona girilmez. Ee, Genotip çeşidine, fenotip çeşidine baktık. Eş baskınlığın genotip ayrışma oranına baktık. Gamet oluşumu mantığı 2 üzeri n şeklinde. Bakın genotip çeşidi gamet çeşidini birbirine karıştırmayın. Dibrit çaprazlama ve monoid bibrit çaprazlamanın sonuçları, punet karesi, bunu gördük. Eşeyli üremenin eşeği süremeye üstünlüğü, partenogenezin mantığı, kromozom saymanın mantığından bahsettik tekrar. Bakın diploid mi haploid mi nasıl anlarım hocam? Bunun sorusunu çözdük. Mitotik evrenin mitoz ve sitokinezden oluştuğunu biliyoruz artık. Homolog kromozom mantığını, kardeş kromatit mantığının ne olduğunu tekrar etmiş olduk. Birinci yazılıdan çok farklı olmadığı için birinci yazılının da arkadaşlar videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Orada biraz daha böyle boşluk doldurma doğru yanlış muhabbeti de yapmıştık konuya açıklık getirmek için bence burada bu tekrar ikinci yazılı için yeterli ve güzel oldu hepinize sonsuz başarılar diliyorum güzel notlarınızın arkadaşlar e, haberlerine mesaj olarak bu videonun altına bekliyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.